Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olmayı sürdüreceğiz. ABD'nin vetosuna tepki gösterdi. Kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacağız dedi. Bu tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gülle ile kameralar karşısına geçti. Gündeminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylama vardı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır. Devletin zirvesi BM Genel Kurulu'nu işaret etti, mücadele mesajı verdi. Şimdi inşallah bu tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacağız. Uluslararası toplumun genel kurulda adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Buradan bir kez daha Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeleri Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Cibuti Cumhurbaşkanı Gülle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kudüs için liderliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Kudüs konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü zirvesinden dolayı tebrik ediyorum ve sonuçları memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye'nin ve sizin liderliğinizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gül'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından da iki lider kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti'li mevkidaşına 15 Temmuz darbe girişimindeki desteğinden dolayı teşekkür etti. Cibuti, FETÖ terör örgütüne karşı gerekli tedbirleri ilk önce alan dostlarımızdandır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm Cibuti makamlarına tekrar şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Ve Cibuti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalara değinildi. Muhtelif alanlarda çeşitli anlaşmalara az önce sizlerin de şahit olduğu gibi 4 başlıkta imzalar atıldı.